Merhaba ben Gizem Şahin. Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasına izin veriyorum. E, bu videoyu e, anne babamda hangi korkuları gördüm, kendimde hangi korkular var e, ve bu korkuları nasıl fark ettim, şifalanmasını nasıl niyet ettim, neler yaptım şifalanması için onun için çekiyorum. Bu konuda ödevimi hazırlamak için çekiyorum. E, Hocalarımız bize bu konuyu anlatırken tablo çizmemizi istemişlerdi. Ben de annemde ve babamda gördüğüm korkuları, kendimde gördüğüm korkuları not aldım. Ben tek çocuğum, kardeşim de yok ama yakınımda olan insanlarla annem ve babam üzerinden ve kendimden ve başkasına gördüğüm korkularımı bu şekilde not aldım. Daha öncesinde eğitime katılmadan önce, Kendimde korkuları olduğunu biliyordum ama bunu hani dua ederek şifalandırmaya çalışıyordum. Ama böyle bazen çok yoğun yaşadığımda korkularımı ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimde en çok öne çıkan korku sevdiklerimi kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu. Çünkü ailece bir hastalık sınavımız oldu. Babam e, kanser hastasıydı ve böyle o hastalık gelince aileme ve diğer aile üyelerimde, anneannemde de, anneannem de, de e, kanser hastalığı vardı. Böyle bir korku oluştu bende. Ama dediğim gibi e, Nefes 21 Akademi'ye gelene kadar hani bazı korkularımın olduğunu farkındaydım ama bunu doğayla, ibadetle şifalandırmaya çalışıyordum. E, annemde babamda hangi korkuları gördüm? Annemde yalnız kalma korkusunu, sevilmeme korkusunu, değersizlik korkusunu, e, insanları incitmemeyi, onaylamamayı, başarısızlık korkusunu ve kaybetme korkularını gördüm. Yine babamda kabul edilmeme, reddedilme, kontrolü bırakma korkusunu, takdir edilmeme, onaylanmama korkusunu, güvenmekten korkmayı, başarısızlığı, kaybetmeyi ve yetersizlik korkusunu gördüm. Annemle babamda da ortak olan korkular vardı. Takdir edilmeme, değersizlik, onaylanmama, başarısızlık, kaybetme korkuları ortaktı. Sonra kendime baktığımda kendimi değerlendirip gözlemlediğimde bende de yalnız kalma korkusu, dışlanma korkusu, terk edilme korkusu, insanları üzmeme korkusu olduğunu fark ettim. Çünkü arkadaşlarımla ilişkilerimde bir fikri söylerken onu incitebilirim, yalnız kalabilirim korkusuyla söyleyemediğimi fark ettim ama bu birden süreç gerektiren şeyler korkunuzu fark etmek. Bir olay olur bu bir, sizdeki bir travmayı tetikler. Böyle birden korkunuz olduğunu bilirsiniz ama a hemen ampul yandı öyle fark edin değil. Gerçekten dönüştürmek için de korkuyu fark etmek evet bir anda fark edebilirsiniz ama bunun kimlerde olduğunu anne babanızdan gelen atalardan gelen bir korku olduğunu görmek ben de eğitim olana kadar bunu çok iyi bilmiyordum açıkçası. Sonrasında korkuların ardında yatan nedenleri hocalarım kitaplarında da bahsettiler, eğitimlerinde de bahsettiler. Her korkunun geldiği bilinçaltından, bazen bizdeki korkunun atalarımızdan da geldiğini öğrendiler. Önemli olan olumlamaları yapmak ve kendimizi ilişkilerimizde gözlemleyerek, davranışlarımızı gözlemleyerek ee, o an hangi korkuyu tetiklediğini fark ederek şifalandırmak, dönüştürmeyi seçmek. Ben genelde olumlama yapmaya çalışıyorum. Niyet ediyorum. Örneğin yalnız kalma korkusunun şifalanmasına diyorum. Karşımdaki bir arkadaşımsa yalnız kalma korkusunu yaşadığım kişi onun en yüksek ayına, benim en yüksek ayrıma bu konunun şifalanmasına niyet ediyorum diyorum. Emine Gardiyanoğlu hocamız bir dersinde çok güzel bir farkındalık bu bize anlatırken demişti ki korkularınız tamamen geçmez. Bir de bunun gitmesini, hayatınızdan gitmesini beklemeyin. Ama bunun şifalanmasına dönüştürmesine niyet ederseniz korkunuzun hayatınız üzerindeki etkisi en aza iner demişti. Gerçekten korkunun ilk adım farkında olmak. Annemizden, babamızdan, kardeşlerimizden de aldığımız korkular olduğunu fark etmek. Bunu fark ederek bilinçli farkındalıkla bunu dönüştürüp şifalandırmasına niyet etmek. Daha önce e, videonun başında e, sevdiklerimi kaybetme korkusu olduğunu söylemiştim. Onun için de Bülent Hocamızın ve Emine Hocamızın da kitaplarında da var bir olumlama. Allah'ım sevdiklerim sana emanet, lütfen bizi ilahi koruma altına al, sana sığınırım, sana emanetiz, sana teslimiz, güvendeyiz e, demenin çok iyi geldiğini bunu gerçekten e, deneyimledim arkadaşlar. E, yapmanızı tavsiye ederim. İnsana gerçekten ilk önce söylerken olumlamayı söylemek. Aniye kendi kendime diyorum ki diyebilirsiniz. Vesvese sizi bu şekilde konuşturabilir ama bunu 21 gün boyunca uygularsanız ve hayatınıza yaparsanız olumlu katkılarını gerçekten göreceksiniz. Niyet ediyorum hepimizin hayırlısıyla, kolaylıkla, sağlıkla korkularını şifalandırmasına. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.